Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden kibar ana İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan 3 kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Nereye koydu bu kadın ya? Ara ki bulasın. Benden önce enişte işi bitirmiş olmasın. Allah Allah. Annemin aslan payını o sümsi kızlara kaptıracak değilim herhalde. Yer yarıldı, içine mi girdi ya? İmdat! Yatayım! Bu ne ya? Aa, ne oluyor? İmdat. Annemin sesi bu. Fatoş, deprem oluyor. Deprem oluyor. Aa, deprem oluyor. Deprem oluyor! Eyvah! Aynasızlar! Lan burası olmadı! Çabuk! Yatışın! Yatışın! Ne duruyorsun kız? Tamam tamam anne merak etme! Ekrem şirketle beraber Akut'tan deprem eğitimi aldı, hepimizi kurtarır! Ne duruyor ki? Zeynep Kamil'i kurtarsa ya! Tamam tamam onu da kurtarır, şu deprem bir geçsin hele! Ne depremi? Sen bağırdın ya. Ben deprem için değil, Zeynep Kamil için bağırdıydım. Ne olmuş Zeynep Kamil'e? Koşun, koşun! Kaldır kıçını. Yetişin. Ana yetişin. Anne bu ne ya? Zeynep Kamil dedik ya. Ay tamam, makinede ne işi var? Leş gibi kokuyordu biliyor musun? Bir yıkayıvereyim dedin. Anne tavuk makinede yıkanır mı hiç? Siz yıkanıyorsunuz ya. Bizimkisi jacuzzi ki boşum. Ne? Jacuzzi. Çok konuşma işincik. Nasıl çıkaracağız bunu? Kapağını açıp çıkartacaksın anne. Siz çıkartın. Ben tavuk pavuk tutamam. Vallahi ben de tutamam. Yumurtasını yiyor musun emme? Alt tarafı küçücük bir tavuk. Bak en iyisi Toktamış'ı uyandıralım. O çıkarsın. Yani efektif olarak. Toktamış'ıma kıyamam. Uyusun yavrum. Ben çıkartayım. Nerede kaldı lan bu polisler? Bir an önce gelip gitseler de kurtulsam şu kapalı türbünden. Ay Allah, bugün de kızla buluşacaktım. Olmaz diyorum şekerim. Yani efektif olarak da olmaz. Biz gidince annem bu evde kalamaz. Tavuğu çamaşır makinesinde yıkayan, kettle'la su ısıtıp abdest alan, mikrodalga fırına kirli çamaşırlarını koyan bir kadın. Bu evde biz yokken nasıl kalır hayatım? Allah Allah. Bak,
40 yılda bir işi gücü bırakıp 2 günlüğüne Bodrum'a gidiyoruz. Vallahi billahi tatilimiz rezil olur. Havana'da içtiğimiz martinilerin zeytinleri boğazımıza dizilir. Bunu ona nasıl söyleriz? Kardeşlerimin ellerinden kaptık getirdik. Ne bileyim. O çömleğin içinde altın var diye getirdim. Ama gelir gelmez çömleği yok etti. Ben nasıl söylerim şimdi? Nasıl Hacerlere gitlerim? Ben söylerim. Bir gün bile çok mu geldim size? Ne demek Feyzullahlara git? Bir anaya böyle mi davranılır? Ama anne. Sus Erken, sus. Erken değil anne, Ekrem. Sen de sus. Kız evlat istemememin nedeni sensin. Bir ana mı ağır geldi size? Hayır anne, biz yokuz, gidiyoruz. Tek başına bu evde sıkılırsın. Yalnız diyelim ki Zeynep Kamil'in var. Olmaz anne. Olma mı? Neden? Halılarınızı mı pislerim? Eşyalarınızı mı yerim? Yok be anne, onun için değil. Sıkılırsın. Ya, niye sıkılın ki? Sıkılırsan bu muşmula damadının fotoğraflarına bakıp bakıp gülerim. Lütfen anne. Sensin lütfen. Biz seni bırakırız. İstemem. Ben kendim giderim. Alo. Yavrucuğum. Nasılsın hayatım? He? Oldu canım. Tamam bebeğim. Toktamış. Bir dakika canım. Aa, çıkar eniştenin ceketini. Bu ayaklar ne? Hadi hadi, seni bekliyoruz. Tamam ablam, siz çıkın. Ben çeker kapıyı çıkarım. Olmaz öyle şey. Enişten biz evde yokken kimsenin kalmasını istemiyor, biliyorsun. Aman be ablam be. Yedik sanki evinizi. Zaten anahtarını vermediniz, gitti şu evin ya. Allah Allah. Eniştenin prensipleri var, biliyorsun. Hadi hadi, çabuk ol. Prensipleri varmış. Benim de çok iyi anahtarcı arkadaşlarım var. Alo. Yok bir şey, arzularımın penaltı noktası. Hizmetçilerle konuşuyordum canım. Ha, ne diyordum güzelim? Bu akşam seni benim altı pasın içine çekmek istiyorum. Yani malikaneye. Hizmetçileri ve yan hekemleri kovdum. Yani baş başa bir yemek yiyelim diyorum. Yemekten sonra da Fener'le Cimbom taraftarı gibi birbirimizi yeriz. Toktamış, hadi. Efendim. Kim? Sakıp Sabancı mı gelmiş? İkide bir gelir zaten. Tamam tamam, geliyorum. Geliyorum, beklesin. Hadi tatlım, sonra görüşürüz. Tamam. Yahu Hacer. Bizi apar topar getirdiklerine göre altınları alıp tatile gitmiş olmasınlar. Yok canım, olmaz öyle şey. Annemi tanımıyormuş gibi konuşma. Öyle diyorsun ama şu küpün içini göremedik gitti vallahi lazım. Ekrem almasın maazallah. Aman be Feyzullah. Annem Ekrem'le Fadime'ye mallarını kaptırma Allah aşkına. Annemde o göz var mı? Alın evinizi başınıza çalın dedim. Kaptım Zeynep Kamil'imi. Koştum geldim buraya. Bravo anneanne. Bravo sensin. Yaşa manasında söyledim anneanne ya. Yaşarım elbet. O züppe damadımı gömmeden, helvasının son pinçiğine kadar yemeden göçüp gitmek var mı bu dünyadan? Gıdısını yedeyim mi? Canım benim. Hadi oradan numaracı. Sen git o armut hadi bunları. Haluk Levent aşkına anneanne, armut değil. Helmut, Helmut. Gerçi ikisi de aynı kapıya çıkar ya. Şşş, sus be. Babam duyacak. Ne olmuş? Duyarsa duysun. 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 Ondan korkum mu var benim? Hele o armuta alaman diye bir laf etsin. Burnundan getiririm o yobaz salatasının. Kendisi bu yaştan sonra Arabistanlı oldu diye biz bir şey diyor mu? Olsun. Babamın sağ solu belli olmaz. Onun sağ belli de solundan kuşkuluyum ben. Oho, biz geldik. Çocuklar orada mısınız? İyi insan da lafın üstüne gelirmiş anneanne. Bizim köyde bu aitan çoma hazırladırlar. Anne, ilaçlarını getirdim. Siz ayatmadınız mı yu? Ha? Bak geç kalkarsanız şeytanlar suratınıza işer. Hadi 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 hadi. Bırak çocuklar otursunlar. Şeytan kimin suratına işeyeceğini bilir. Ama yarın sınavları var anne. O zaman başka. Anneannemle kim yatacak? Ben. Ben. Sen git armutla yat. Şşşt, İstemihan. O nasıl söz yavrum?
Ne diyor bunlar yahu? Hiç anlamıyorum bazen bunların sözünden. Gençlik işte Feyzullah. Ben de çömlekle, yani pardon, annenle bu odada kalabilir miyim yani? Feyzullah. Kavga etmeyin yahu. Daha kalacak çok günlerimiz var. Tamam tamam, sen kal. Ben çamaşır odasında yatarım. Hem mis gibi deterjan kokuyordur orası. Senin leş kokun sinmemiştir daha. Şşş, bana bak. Durun yahu. Kavgaya gerek yok. Ben salondaki koltukta yatarım. Hem belki televizyonda action bir film vardır. Onu seyrede seyrede uyurum gari. Ama anne orada... Tamam. Şimdilik yatalım gari. Peki peki, istediğin yerde kal. Hadi hepinize Allah rahatlık versin. Amin. İyi geceler. Kovalasın seni yedi cüceler. İyi geceler. Şimdi yavrucuğum şöyle. Ailem o kadar zengin ki bizim aile doktorumuz bile Doktor Rene Paris'ti bir zamanlar. Zavallı burnu kalktı. Onu sepetledik. Yerine Onur Erol aile doktorumuz ya. Oldu. Ya. Ya dedim de aklıma geldi. Datlı ister misin datlım? Larson bakar mısın canım? İşin bu konu çıkarmayın. Kalkın gidin ya. Şimdi patron gelecek. Bu bedava yiyip içenler kim diyecek ya? Demek tatlınız yok. Ne yapalım? Biz kalkalım o zaman. Hesabı getirir misin şekerim? Demek sadece 450 milyoncuk ha? Bunun için kart kullanmaya bile değmez. Lütfen hesabıma yazın. Bir ara şoförümle yollarım. Hey yavrucuğum, yanımda hiç bozuk yok. Bana birazcık bahşiş için para verebilir misin? Verdiğin her kuruş sana Amerikan doları olarak geri dönecek, unutma. Tabii veririm sevgilim. Buraya bu kadar az bahşiş bıraktığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Hadi kalkalım şeker. İnek biraz bahşiş bırak bari. Üstsüz herif. Ne servis yaptın ki bahşiş istiyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Ne biçim adam bu ya? Ya Zeynep Kamil'in işte böyledir ahvalim. Kurt kocayınca evlatlarının maskarası olur diye boşuna dinmemişler. Ama buna da şükür. Torunlarımın torbalarımın yanındayım hiç olmazsa. Şimdi melekler gibi uyuyordur abiciğim. Ne lan bu? Alsak alsak bedavaya ne alsak. Alsak alsak bedavaya ne alsak. Alsak alsak bedavaya ne alsak. Masrail gelmesin sakın. Bana niye gelecek canım? Feyzullah'a gelmiştir ne alsa. Güzel. Ve subhanallah. Hırsız bu. Oh be. Nihayet kimsenin olmadığı bir ev bulabildik. Kibar ana. Kimsin lan? Benim Kibar ana. Tanımadın mı? Korucu Nurettin'in oğlu Yürüttün. Sidikli Yürüttün. Sen mi ne oğlum? Benim ya Kibar ana. Ver elini öpeyim. El öpenleri çok olsun inşallah. Ne işin var oğlum gece yarısı evlerde? Sorma Kibar ana. Köy bitince biz de bittik. Çoluğun çocuğun nafakası işte. Allah'ını seven kalkmasın. Ne hırsız bu? Teslim ol. Ne oluyorsunuz? Hırsız efendi. Gelin adaletin ve Allah'ın inayetine sığının. Teslim olun. Bizi de uğraştırmayın, başkasını da uğraştırmayın. Vallahi lazım. Ne hırhızı Feyzullah? Eve her gelen misafire hırhız mı deniyor İstanbul'da? Aa, Haluk Levent aşkına anneanne. Ne misafiri? Bal gibi hırsız bu. Hırhızın bal gibisi olur mu? Aklı kısa, saçı kısa oğlum. Peki kim bu anneanne? Kim olacak? Bizim Korucu Nurettin'in oğlu Sidikli Yürüttün. Korucu Nurettin'in oğlu mu? He. Ana!
Sidikli yürüttün mü? Sidikli yürüttüm benim bacım. Sen nereden tanıyorsun el alemin hırsızını? Kızma Feyzullah. Bu bizim köyden hakikaten. Beraber büyüdük biz bunlarla. Beni her ziyarete gelenden Arabistan vizesi mi istiyorsun Feyzullah? Yok be Valide Hanım. Biraz şaşırdık işte. İndi şu ellerini. Hırhız gibi durma yürüttün. Sidikli yürüttün. Köyde ne var ne yok? Köyde her şey bildiğin gibi kibar ana. Hiçbir şey yok. Aslında köyde yok. Bence bu hırsız baba. Bak çuvalı var. Hay Allah'ım. Ben senden sadece erkek torun istediydim. Aptal bir erkek torun istemediydim. Tabii çuvalı olacak. Köyden size bak bir sürü hediyelik eşya getirmiş. Sidikli yürüttün. Onlara ne al taşısın? Çuvala koyacak herhal. Hediye mi getirmiş? Tabii kızım. Ver şunlara bakayım. Vah. Bunu sağa getirmiş Perihan. Bu da damat herhal. Sağ ol Sidikli Yürüttün Bey. Bir şey değil yeğenim. Aha, buzun pırtı da senin olsun ha salak oğlum. Vay be, köy yerinde vokma ne? Elbette ya, bizim köyün bir armutu bir de vokmeni meşhurdur. Bunu da sağa getirmiş. Sağ ol Yürüttün. Bunu da. Bu bizim kepçe değil mi ayol? Bu da senin olsun Feyzullah. İçine çay koyarsın sonra da büfeye koyarsın. Neuzu billah tövbe tövbe. Getirdiklerin için sağ ol. Yürüttün oğlum. Bak akşam akşam sevindirdin hepimizi. Haluk Levent aşkına ne akşamı anneanne? Saat gecenin biri. Abo bir mi? Herkes yatmıştır şimdi. Hadi şimdi yatın. Yallah yallah. Ya adamı da hırsız deyip günahını aldık. Allah taksiratımızı affetsin. Vallahi lazım. Ver o mübarek ellerini öpeyim ki bana. Tamam tamam. Başka zaman yalarsın ellerimi. Yapacak başka iş bulamadın da mı hırsızlık yapıyorsun? Sen de eşek semerine sürülecek akıl yok mu? İş mi var İstanbul'da ki bana? Niye olmasın? Bak benim toktamışıma. Gecenin bu saatinde arı gibi çalışıyor. Eskiden bütün buralar dedeminmiş. Satmış buraları yani. Torunlarına geyik muhabbeti çıksın diye. Bu memlekette borsa tabii düşer hayatım. Zırt pırt grev olmaz ki yani efektif olarak. Ay saatlerce havaalanında beklediğimize mi yanayım? Bekleyip bekleyip eve dönmemize mi yanayım? Ay ne güzel Bodrum'a gidip Günay'da Fedon'u dinleyecektik be Ekrem'im. Yok kardeşim yok. Bu memlekette demokrasi olmaz. Asker gelecek ki düzelsin işleri. Bak asacaklar iki tane havaalanı memurunu Taksim Meydanı'nda. Bir daha grev oluyor mu? Şoför de telefonunu kapatmış. Şimdi efektif olarak eve dönmek için bir taksi bulmamız gerekiyor. Ay içleri de kokar onların zaten. Taksi! Ulan, ulan asacaksın iki tane taksiciyi Taksim Meydanı'nda efektif olarak. Kalk kalk, bunlar işkillenmeden kaç git buradan kaç. Kaçayım kaçmasına da. Biraz önce girdiğim evde ne çaldıysam hepsini dağıttım be kibar ana. Ben şimdi eve ne götüreceğim ekmek parası olarak? Doğru ya. Yap bir iyilik be kibar ana. Şuradan bir iki parça, hah şunu alayım bak. Buna elini süremezsin yürüttün. Hele dur hele. Seni bir eve götüreceğim ki o buradan aldıkların ikimizini oradan toplarsın. Üstelik evde kimse yok. Hadi gidelim. Hadi. Alem adamsın Toktamış'a yaksana şu lambayı. Ay. Ya etraftan görürlerse? Yani rahatsız olurlarsa? Canım evinde yaktığın lambadan kime ne? Ay şekerim. Yani senin gibi güzel bir kızı eve getirdiğimi düşünen komşularımız kıskanabilirler değil mi? Yapma daha dün tanıştık. Açık kalp ameliyatlarının bile 3 saat sürdüğü günümüzde. Daha dün annemizin kollarında yaşarken ne demek taze gülüm benim. Olmaz. Olur be gülüm inat etme be olur işte. Gel. Geldik mi kibar ana? İşte burası. Lakin senden aldıklarından fazlasını almak yok tamam mı? Tamam kibar ana. Burada
duvar falan yok mu atlasak ya? Duvarı ne edecek? Burası düz ayak. Geç. Hayda. Kibar ana. He. Burada kapı var. Nasıl açacağız bu kapıyı? Sen hırsız değil mi oğlum? Aletine de batın yok mu? Ha, ben hırsızdım değil mi? Tüh, unutmuşum. Kakala kakala. Açıldı. He. Evde kimse yok değil mi? Yok dedim ya salak oğlum. Yok olmaz, hayır Toktamış. Hayır dedim ve kaybettim güzelim. Şimdi seni İzmir Marşı'yla yollayayım mı? Olmaz. Beni reddederek makus talihini yenmeyi de reddediyorsun, biliyor musun bunu? Hayır katiyen olmaz. Bak istersen bir imam çağırayım. İmam nikah kıyalım hemen burada. Hı? Sus, gelenler var, saklan çabuk. Ah. Işığı yakayım mı? İstersen bir de havaya fişek atalım. Evde kimse yok dediysek parti verelim demedik. Gel. Kızma Kibar'ın. Gel gel. Hırsızlar. Eyvah. Boka yedik. Ha bak. Çabuk ol. Kapıya ulaşırsak yırtarız. Peki tamam. Bunun cezası. Üç tane elim yok ki benim. Bir elimle burnumu kapatırken öbür elimle kulaklarımı kapatamam ki. Tamam hayatım tamam, söylenme. Hadi içeri girelim de yatalım. Yarın Atlı Spor Kulübü'ne branşa gideriz. Gel. Al bak. Al. Sağ ol sağ ol. Şunu da alayım mı? Bırak. Bırak onu. Şunu. Fatime! Anne! Abla, enişte! Toktamış! Sidikli yürüttün! Bana bakın! Yani efektif olarak... Benim ceketim. Biri bana burada neler olduğunu anlatabilir mi? Hayır.